Saat 12.05. Devam edelim. Bugünün clicker sorusu için ilave 10 saniye süre veriyorum. Alüminyum ve fosfor elementlerinden hangisinin iyonlaşma enerjisi daha küçüktür? Niçin? Bu soru çarşamba günü anlattığımız periyodik eğilimler hakkında. Periyodik çizelgede hangisinin daha küçük iyonlaşma enerjisine sahip olduğunuzu düşünmenizi istiyoruz. Dikkatinizi alüminyum ve fosfor arasında yoğunlaştırın. Bu eğilimlerin niçin bu kadar önemli olduğunu bilmenizi ve bu eğilimleri anlamanızı istiyorum. Sadece hatırlamanız yeterli değil. Çoğunuz doğru cevaplamış. Cevap alüminyum olacaktı. Çünkü alüminyumun etkin çekirdek yükü daha düşüktür. Çekirdek tarafından kuvvetli çekilmez. Çok sıkı çekilmediği için iyonlaştırmak için daha az enerji vermemiz gerekir. Bu nedenle iyonlaşma enerjisi küçüktür. Başarı oranınız %65. İyonlaşma enerjisinin etkin çekirdek yüküyle nasıl değiştiğini düşünün. Sadece eğilimin nasıl olduğunu hatırlamanız yeterli değil. Bugünkü ders notlarına dönebiliriz. Ders notlarına göre birinci sınav ile ilgili materyalleri bitirmek üzereyiz. Çarşamba günü söylediğim gibi bugün sizlere birinci sınava hazırlanmanız için yapmanız gerekenler hakkında bazı bilgiler vereceğim. Derse girerken iki tane not almış olmalısınız. Almadıysanız lütfen elinizi kaldırın. Asistanlar size getirecek. İkinci notta sınav talimatları ve lojistik bilgi var. Herkes okusun. Bu notta sınava hazır olmanız için bilmeniz gereken şeyler yazıyor. Sınav gelecek çarşamba günü yapılacak. Bugün eve gittiğinizde veya bu hafta sonu bu sayfaları detaylı olarak mutlaka okuyun. Şimdi buradaki bazı önemli notlara değineceğim. Birincisi, ders notlarını bugün veya en geç pazartesi günü bitireceğim. Sınavda 9. ders notlarının sonuna kadar olan yerden sorumlusunuz. Çarşamba günü notları dahil değil. Bu notların sonuna kadar sanırım bugün bitireceğim. Bundan sonrasında çalışmayabilirsiniz. 1'den 3'e kadar olan problem setleri sınava dahildir. 3. problem setini bugün işleyeceğiz. 3.'nün cevaplarını bugün öğleden sonra postalayacağım. Çalışmaya 3. problem setinden başlayabilirsiniz. Hazırlamanız için gereken şeyler ve sınavda beraberinizde getireceğiniz şeyler şunlar. MIT kimlik kartınız. Özellikle uygulama saatlerine düzgün gelmiyorsanız, asistanınız sizi %100 tanımıyorsa kimliğinizi belgelemeniz gerekir. Aksi takdirde sınava alınmazsınız. Bu sınıfa kayıtlı olmadığınız sürece sınava giremezsiniz. Bundan emin olmanız gerekir. Ayrıca problemleri çözmek için yanınıza hesap makinesi getirmeniz gerekir. İstediğiniz hesap makinesini getirebilirsiniz. Tipi için bir sınırlama yok. Ancak programlanabilir olmamalı. Hangi hesap makinesinin yasaklı, hangisinin yasaksız olduğunu öğrenmek istiyorsanız notlarınıza bakın. Orada ayrıntıları ile yazıyor. Bu notu mutlaka okuyun. Programlanamayan bir hesap makinesi ile gelmeniz sizin sorumluluğunuzdadır. Hesap makineniz bu özelliklere sahipse ve değiştirmek istemiyorsanız grafik fonksiyonu olmayan 8 dolarlık ufak bir makine alabilirsiniz. En iyi seçeneğiniz bu. Daha önce de defalarca bahsettiğim gibi eşitliklerin çoğunu hatırlamak zorunda değilsiniz. Fiziksel sabitleri hatırlamak zorunda değilsiniz. Ders notlarınızın arkasını çevirirseniz periyodik çizelgeyi göreceksiniz. Son iki derste verdiğim çizelgenin aynısı. Sadece üzerinde elektron dizilişleri yok. Sınavda da bu sayfanın aynısını vereceğim. Ayrıca ihtiyacınız olan fiziksel sabitleri ve ilk birkaç hafta içinde kullandığımız eşitlikleri vereceğim. Bunları hatırlamak zorunda değilsiniz. Elinizde bunlar olacak. Bazı eşitlikleri hatırlamanız gerekebilir. Bunlar çok çok basit eşitlikler. Örneğin E eşittir H nü gibi. Bunları hepinizin hatırlayacağından eminim. Sınavda problemleri çözmeniz için hatırlamanız gereken eşitlikleri ve sabitleri ön tarafa yazdım. Sınavda problemlerin çözümünde bu eşitlikleri ve bu sabitleri kullanırken şundan emin olmanız gerekir. Problemin bir parçasını yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız veya doğru hesapladığınızdan emin değilsiniz, problemin her bir adımı için
düşündüğünüzü ayrı ayrı yazmalısınız. Bu işlem ile ilgili düşüncenizi görmediğimiz sürece hiçbir kısmi not vermeyeceğiz. Kullandığınız eşitlikleri yazmanız çok önemlidir. Bu eşitliklerde sabitleri yerine koymanız gerekir. Tam not vermemiz için tüm işlemlerinizi görmemiz gerekir. Sonra özellikle yanlış yaptığınız zaman yanlışın nerede olduğunu bilmemiz gerekir. Çünkü bu sınavlarda mümkün olduğunca kısmi not vermeye çalışırız. Çünkü ufak hatalar yapabileceğiniz pek çok yer var. Yanlış cevap vermenize neden olabilir. Konu açılmışken test sorularında cevaplarınızı kutuya işaretlediğinizden emin olun. Anlamlı rakamlara dikkat edin ve birimleri yazmayı unutmayın. Bunlar ilave edebileceğimiz ufak şeyler. Sadece bunları bildiğinizden emin olmak istiyorum. Salı günü asistanlarınızla pek çok tip sınav stratejileri üzerinde konuşabilirsiniz. Mesela sınava nasıl yaklaşacaksınız? Bu konu üzerindeki düşüncelerinizi konuşabilirsiniz. Sınav tecrübelerini sizinle paylaşacaklardır. Bu hafta sonu yapacağınız çalışmalarda bugünkü problem setinden başlamak yerine size yollayacağım ilave problemlerden başlayabilirsiniz. Fakat bunları yapmanız sizi oldukça cesaretlendirecektir. Çünkü sınavda gelebilecek benzer sorular üzerinde pratik yapmış olursunuz. Çalışmalarınızı tamamladıktan sonra size ayrıca sınav örneği göndereceğiz. Örnek sınav sorularını yapmadan önce her şeyi çalışmış olmanız iyi olur. Bu örnek sınav sorusunu ve hesap makinenizi alın. Bir yere oturun. Zamanı ayarlayın. Sınav örneğini belli bir zaman aralığında uygulayın. Bu örnek sınavdan pek çok fikir elde edebilirsiniz. Bunu gerçekten anlamışım ama çok yavaşım. Bu soru tipi üzerine biraz daha pratik yapmam gerekir. Hızlanmalıyım. Sınavda bunların hepsini vaktinde yaparım gibi. Bugünkü konumuza başlayalım. Söylediğim gibi çarşamba günü kaldığımız yerden devam edip bitirelim. Atom yarıçapları ve izoelektronik atomlar dahildir. Birinci sınavda buraya kadar olan yerden sorumlusunuz. Sonra ikinci sınav materyallerine geçeceğiz. Bu çok heyecan verici. Çünkü şimdiye kadar hep tek atom ve iyonlardan bahsettik. Bundan sonra moleküller hakkında konuşabileceğiz. Daha sonra bağlardan bahsetmeye başlayacağız. Bazılarınız atomların fiziksel özellikleriyle çok ilgilenmeyebilir. Şimdi atomlar yerine moleküllerin nasıl davrandığını düşüneceğiz. Hem birbiriyle hem de diğer moleküllerle yaptıkları bağlardan bahsedeceğiz. Bundan sonra işleyeceğimiz konu başlıkları bunlardır. Şimdi periyodik eğilimleri bitirmemiz gerekiyor. Önce ders notlarınızdaki atom yarıçapları ile başlayacağız. Ders notlarını erken bitirdiğim ve bunların fotokopilerini verdiğim için kendimle gurur duyuyordum. Sonra çarşamba günü elektronegatifliği anlatmadığımı fark ettim. Ders notlarını kapatınız, sadece boşlukları doldurunuz. Önce geri dönüp elektronegatifliğe tekrar bakacağız. İsterseniz 9. dersteki boşlukları doldurabilirsiniz veya 10. ders notlarınıza yazabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi elektronegatiflik düşüncesini konuşacağız. Elektronegatiflik, bir atomun diğer atomun elektron yoğunluğunu çekme yeteneğidir. Bir atomun elektron yoğunluğunu diğer atomdan, örneğin komşu atomdan uzaklaştırmasının bir ölçüsüdür. Aslında elektron ilgisi ile aynı zamanda iyonlaşma enerjisi ile yakından ilişkilidir. Bu iki kavramdan daha önceden bahsetmiştik. Elektronegatifliği ki sembolü ile gösteririz. Ki orantılıdır. 1/2 elektron ilgisi artı iyonlaşma enerjisi. Diğer bir deyişle elektronegatifliği elektron ilgisinin ve iyonlaşma enerjisinin ortalaması olarak düşünebiliriz. Bu mantıklıdır. Çünkü bir atom yüksek elektron ilgisine sahipse, bir elektronu diğer atomdan veya serbest elektronları çekmekten mutlu olacağı anlamına gelir. Diğer taraftan, bir şey yüksek iyonlaşma enerjisine sahipse, bir elektronu gerçekten vermek istemediği anlamına gelir. Bu iki şeyin bileşiminin elektronegatifliği nasıl oluşturduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi elektronegatifliğin periyodik eğilimini düşünelim. Buraya bir periyodik çizelge çizebiliriz. Onu 4 kısma ayıralım.
Dörtlünün sağ üst kısmı yüksek elektron ilgisi ve yüksek iyonlaşma enerjisi bölgesidir. Bu bölgede elektronegatiflik yüksektir. Tam tersine, periyodik çizelgenin sol alt kısmında bu iki özellik düşüktür. Yani düşük elektronegatiflik bölgesidir. Bir atomun elektronegatifliği yüksekse, bu atomun elektron verici mi yoksa elektron alıcı mı olduğunu düşünelim. Elektronegatifliği yüksek olan atom sizce nedir? Elektron dönör mü yoksa elektron akseptör mü? Evet, elektron akseptördür. Elektronları almak ister. Elektron yoğunluğunu çekmek ister. Tam tersine, düşük elektronegatifliğe sahipse o zaman elektron verici, yani elektron dönör olacaktır. Farklı atomların elektronegatifliğini konuşmak çok yaygındır. Değerleri için çizelgeye bakabilirsiniz. Fakat göreceğiniz çizelge bu tanıma dayanmaz. Elektronegatifliğin Pauli tanımı daha yaygındır. Aslında ikisi de aynı düşüncedir ve aynı eğilimdir. Ama bu tanım elektronegatifliğin ne anlama geldiğini düşünmek için daha sayısal bir yoldur. Bugünkü ders notlarına başlayabiliriz. Atom yarıçapındaki periyodik eğilimleri konuşmaya başlayalım. Bu gerçekten çok kolaydır. Bazen en kolay kavramla bitirmek daha iyi oluyor. Burada da aynı şeyi yapacağız. Atom yarıçapları hakkında konuşuyorsak, aslında atom büyüklüğü hakkında konuşuyoruz demektir. Belki de aklınıza şu gelebilir. Aslında atom yarıçapını belirleyemeyiz ki bunun hakkında konuşalım. Bunu birkaç derstir anlatıyorum. Elektronun çekirdeğe olan uzaklığını tam olarak bilemeyiz. O halde atomun yarıçapını da tam olarak bilemeyiz. Bu doğrudur. Örneğin atomu küresel olarak tanımlayamayız. Tam yarıçapını da tanımlayamayız. Ama bunu klasik yoldan düşünebiliriz. Ve evet deriz. Belli bir yarıçapa sahip olabilir. Bunun için bir yarıçapı nasıl tanımlayabileceğimizi ve yarıçapın değerini düşünmemiz gerekir. Elektron yoğunluğunun %90 ve altında olduğu uzaklık yarıçap olarak kabul edilir. Kesin olarak elektron yoğunluğu %90'dır diyemeyiz. Çünkü sonsuza giderken elektron yoğunluğunun gittikçe azaldığını biliyoruz. Çekirdekten çok uzak mesafelerde bile elektron yoğunluğunun bulunduğunu biliyoruz. Sadece tanım yapmak için elektron yoğunluğunun %90'ı seçilmiştir. Bu yarıçapı düşünmek için seçilecek yollardan biridir. Bir yol daha var. Örnek olarak metal kristallerini alalım. Birbirine bitişik iki atom varsa bunların çekirdeklerinin arasındaki uzaklığın yarısı yarıçapa karşılık gelir. Bu atom yarıçapıdır. Bunlar atom yarıçapını nasıl düşüneceğimizle ilgili iki farklı yaklaşımdır. Fakat bunlar ölçüldüğünde bulunan değerler birbirine yakındır. Atom yarıçaplarına bakacağınız çizelgeler vardır. Evet, her iki tanım da geçerlidir ve çoğunlukla ikinci tanım kullanılır. Bütün bu özellikleri konuşmamızın nedeni şüphesiz periyodik çizelgeye baktığımızda belli bir atom özelliğini tahmin etmek içindir. Bu nedenle atom yarıçapındaki periyodik eğilimi belirlemek isteriz. Ve bildiğiniz gibi periyodik çizelgede soldan sağa doğru gidildikçe etkin çekirdek yükü artar. Ne beklersiniz? Sizce bir periyot boyunca atom yarıçapı artar mı, azalır mı? Azalır. Peki. Evet, azalmasını bekleriz. Çünkü elektronlar çekirdek yükünü daha fazla hissettikleri için çekirdek tarafından daha kuvvetli çekilir. Bu nedenle atom büyüklüğü gittikçe azalır. Periyodik çizelgede bir grup boyunca aşağı doğru indikçe tam tersi olur. Aşağı inildikçe her periyotta daha uzak mesafelerde yeni bir kabuk ilave edilir. Bu yeni kabuklara giren elektronlar nedeniyle atom çapı artar. Buradaki bir örneğe bakabiliriz. Periyodik çizelgenin sol üst köşesindeki lityum atomu ile başlarsak, periyodik çizelgede bir grupta aşağı doğru indikçe atom yarıçapının arttığını görürsünüz. Halbuki bir periyotta sağa doğru gidildikçe atom çapı azalmaktadır. Bu en kolay eğilimlerden biridir. Sadece etkin çekirdek yükünün ne olduğunu hatırlamanız gerekir. Etkin çekirdek yükü gerçekten de bütün eğilimlerde bize ne olduğunu söyler.
Etkin çekirdek yükünü bilirseniz, atom yarıçapının her iki doğrultuda nasıl değiştiğini bulabilirsiniz. Bu periyodik eğilimler için önemlidir. Dört farklı periyodik eğilimden söz ettik. İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ki bu ilk iki tanesinin bir tür kombinasyonudur ve atom yarıçapından söz ettik. Bu farklı özelliklerin ayrıntılarına girmeyi düşünmedim. Çünkü dersin geri kalan kısmında daha çok bağlanma ile ilgili veya kimyasal tepkimelerle ilgili olarak moleküllerin farklı özelliklerini konuşmaya daha çok vakit ayırmak istiyorum. Örneğin bir molekülde çok elektronegatif bir atom varsa, kimyasal veya biyolojik tepkimelerde bu moleküllerin nasıl etki edeceğini tahmin edebilirsiniz. Tepkimelerden bahsettiğimizde veya bağları konuştuğumuzda bu daha anlaşılır hale gelecek. Örneğin bazen molekül içindeki bir atom çok elektronegatif olabilir veya hiç elektronegatif olmayabilir. Molekülün yapısına bağlı olarak bu molekülün diğer moleküllerle nasıl etkileştiğini belirler. Hala atomlar hakkında konuştuğumuza göre en azından bir örnek verebilirim. Henüz moleküllere girmedik. Hala tek atomlar veya tek iyonlar hakkında konuşuyoruz. Fakat atom yarıçapının bu çok basit prensibe ile ilgili olarak bir şeyden söz etmek istiyorum. Oldukça karmaşık bir biyolojik sistem üzerine düşünmek için tek bir iyonu kullanabilirim. Şimdi iyon kanallarından söz edeceğim. İyon kanallarını daha önceden duymamış olabilirsiniz. Şimdi kısaca ne olduğunu anlatacağım. Bunlar oldukça büyük transmembran proteinleridir. Bu proteinler hücre zarında bir uçtan öbür uca doğru uzanırlar. Görevleri hücre içindeki iyon taşınmasını düzenlemektir. Örneğin hücre içinden dışarıya taşır veya tam tersini yapar. İyon kanallarını bir kapı gibi düşünebilirsiniz. Kapı kapanabilir. Bu durumda içeri hiç iyon girmez veya kapı açılır, iyon akışı başlar. İyon kanalları hücre dışındaki ve hücre içindeki voltaj farkının korunması için çok önemlidir. Vücudumuzdaki her tip hücrede bulunur. En yaygın olarak bulunduğu yerler kas hücreleri ve sinir hücreleridir. Yani nöronlarda bulunur. Nöronlarda yaptıkları şey aslında sinir impulslarının temelini oluşturur. Nöronlar arasında elektrik sinyalleri oluştururlar. Bunlara nöronların aksiyon potansiyeli adı verilir. İyon kanalları aslında bu aksiyon potansiyellerini düzenler. Hücredeki voltaj gradiyentinin kurulmasında yardımcı olur ve kontrol ederler. Aslında hücre içindeki yükler ile hücre dışındaki yükler arasındaki farkı değiştirir ve kontrol eder veya yeniden kurar. Herhangi bir iyon kanalını konuşmadan önce şunu söyleyebilirim. Pek çok farklı tür iyon kanalı vardır. Bunları birkaç farklı yolla karakterize edebilirsiniz. Örneğin bunları kapılarının işlevlerine göre karakterize edebilirsiniz. Veya iyon kanallarının hangi iyona karşı selektif yani seçici oluşuna bakabilirsiniz. Her iyon kanalı tek bir iyona karşı seçicidir. Bu seçiciliğin nasıl oluştuğunu düşünebiliriz. Bir iddiaya göre burada atom yarıçaplarının önemi büyüktür. Mesela sodyum kanallarına bir göz atalım. Yaygın olarak nöron hücrelerinde bulunur. Burada hücre zarını görmektesiniz. Küçük yeşil dikdörtgenler sodyum kanallarını göstermektedir. Bu durumda kanallar kapalıdır. Yani içeri hiçbir iyon girmez. Ama kapı açıldığında sodyum iyonuna karşı inanılmaz derecede seçici olur ve sadece sodyum iyonlarının geçmesine izin verir. Diğerlerine geçit vermez. Bu çok ilginçtir. Çünkü vücudumuzda çeşitli derişimlerde her tür iyon bulunur ve bu iyonlar birbirlerine çok benzer. Mesela sodyum ve potasyum iyonlarını karşılaştırabiliriz. Her ikisi de artı bir yüklüdür. Aralarındaki tek fark büyüklükleridir. Periyodik çizelgede aşağı doğru inildikçe yarıçap artmaktadır. Potasyumun boyutu sodyumdan biraz daha büyüktür. Ama düşünürseniz bu fark çok fazla değildir. Ama olan bu. Sodyum kanallarında ne olduğuna bir de farklı yoldan bakalım.
protein yapısına bir göz atalım. Bu kanallara aslında seçici filtreler adı verilir. Bu filtreler sadece bir tür atomu veya bir tür iyonu geçirir. Bu filtrenin iki kısmı vardır. Önce doğru yükü seçerler. Bu filtrelerde eksi yükler bulunur. Burada biraz biyokimya veya biyoloji bilgisi gerekebilir. Bu eksi yükler amino asitlerin negatif yüklü kısmıdır. Bilmeniz istediğim tek şey şu. Eksi yükler kanalların içini çevrelemiştir. Artı yüklü iyonlar geldiğinde bu kanallara girerek burayı kararlı hale getirmek ister. Eksi yüklü iyonlar ise itilirler. Bu seçiciliğin ilk adımıdır. Peki, kanallar potasyum ve sodyum iyonlarına nasıl farklandırır? Cevabı oldukça basittir. Bu kanallar o kadar küçüktür ki sadece tek bir iyonun geçmesine izin verirler. Bir tane sodyum iyonu bir tane su molekülüne bağlanmıştır ve bu boyutu ile sadece tek bir kanaldan geçebilir. Diğer kanallardan geçemez. Periyodik çizelgide bir alt periyoda indiğimizde potasyum iyonunun daha büyük olduğunu biliriz. Gerçekten potasyum iyonu da bir su molekülüne bağlanmıştır ve sodyum iyon kanallarından geçemez. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Burada sadece sodyum kanallarını açıkladım. Potasyum kanallarının nasıl çalıştığını sorabilirsiniz. Çünkü burada sadece kanalların daha büyük iyonları nasıl filtrelediğini anlattım. Peki küçük olanları nasıl filtreliyor? Potasyum kanallarında da boyut etkisi prensibi geçerlidir. Fakat bu durumda biraz daha karmaşıktır. Çünkü potasyum kanallardan geçerken kanallardaki negatif kısmı kararlı hale getirir. Potasyumun boyutu büyük olduğundan eksi yükü kararlı hale getirebilmesi için gerekli temas yüzeyini sağlayabilmektedir. Buna karşılık sodyum iyonu sağlayamaz. Çünkü sodyum iyonunun boyutu küçüktür ve bu kanallardan geçerken buradaki yükün tamamını kararlı hale getiremez. Tekrar ediyorum, bu iyonların büyüklüğüne bağlıdır. Bunların sadece sodyum ve potasyum kanallarında geçerli olduğunu düşünmeyin. Bu iyon kanallarının çoğunda iyonların boyutları ile kanalların büyüklüğünün uyumu oldukça önemlidir. Periyodik özelliklerin vücudumuzdaki bazı şeylerle nasıl ilgili olduğunu görmüş olduk. Şimdi izoelektronik atomlar veya izoelektronik iyonlar kavramına geçelim. Bu kavram çok basittir ve tam olarak aynı elektron dizilişine sahip anlamına gelir. Bunu anlatmanın en kolay yolu bir örnek üzerinde görmektir. Örnek olarak neon atomunu alalım. Bunun elektron dizilişi 1s2, 2s2, 2p üzeri 6'dır. Burada ekran biraz kesilmiş gibi görünüyor fakat görebilirsiniz. Burada etrafını çevirdim. İlerleyelim ve aynı elektron dizilişine sahip başka atomlar var mı düşünelim. Cevap kesinlikle hayır olmalıdır. Eğer aynı elektron dizilişine sahipse zaten neon atomun kendisi olmalıdır. Fakat aynı elektron dizilişine sahip başka iyonlar olabilir. Şimdi neon atomu ile aynı elektron dizilişine sahip yani izoelektronik, anyon ve katyonların neler olabileceğini düşünelim. Önce neon atomunu yazalım. Sizce hangi iyon izoelektroniktir? Florür anyonu, oksijen. Yükü nedir? Eksi 2 iyonu. Sonra azot eksi 3 iyonu. Şimdi diğer yöne bakalım. Sodyum. Yükü nedir? Sodyum artı 1 katyonu. Manezyum artı 2 katyonu. Alüminyum artı 3 katyonu ve silisyum artı 4 katyonu. Her iki doğrultuda da gittik. Aşağı doğru da devam edebiliriz. Bu izoelektronik iyon kavramıdır. Bunların hepsi izoelektroniktir. Yani hepsi aynı elektron dizilişine sahiptir. Şimdi bu atom ile bu iyonların yarıçapları arasındaki ilişkinin ne olduğunu düşünelim. Mesela florür iyonunun yarıçapı nötral flordan daha mı büyüktür yoksa daha mı küçüktür? Çoğunuz büyük dedi. Evet, daha büyük olduğu doğru.
Niçin böyle olduğunu düşünelim. Aslında flor atomuna bir elektron ilave ediyoruz. Florür iyonunun daha büyük olduğunu resimde görebilirsiniz. Bu durum bütün negatif iyonlar için geçerlidir. Yani eksi yüklü iyonlar nötral atomlardan daha büyüktür. Aynı mantıkla düşünürsek bütün artı yüklü iyonların yarıçapı nötral atomlarından daha küçüktür. Bu durumda sadece bir elektron uzaklaşmaz, aynı zamanda perdeleme de azalır. Elektronlar daha fazla etkin çekirdek yükü hissederler ve çekirdekler elektronları daha çok çeker ve boyut azalır. Bu resimde bazı atomların ve onların iyonlarının resimlerini görüyorsunuz. Örneğin, lityum katyonu lityum atomundan daha küçük yarıçapa sahiptir. Flor atomunun yarıçapı da florür anyonundan daha küçüktür. Şimdi izoelektronik atomlarla ilgili bir clicker sorusu yapalım. Burada kripton atomuna bakmanızı istiyorum. Onunla ilgili soracağım. Atom kitlesi 36'dır. Elinizdeki ders notlarında görebilirsiniz. Ya da buradaki periyodik çizelgeye bakın. Aşağıdaki iyonlardan hangisi kripton ile izoelektroniktir? Son 10 saniye. Çok iyi. Son zamanların en iyi cevabı. %89 başarı oranı. Bildiğiniz gibi selenyum eksi 2 kripton ile izoelektroniktir. Çünkü selenyum atomuna 2 elektron daha ilave edersiniz, kripton ile aynı elektron dizilişini elde edersiniz. Pekala, notlara geri dönebiliriz. Böylece birinci sınavda sorumlu olduğunuz materyali bitirdik. Bundan sonra öğrendikleriniz ikinci sınava dahil edilecek. Ama unutmayın, ikinci sınavda birinci sınavda öğrendiğiniz her şeyi anlamanız ve bilmeniz gerekir. Şimdi anlatacaklarımı öğrenmeyi ikinci sınava erteleyebilirsiniz. Zaten hepinizin beyninin sınavlara göre ayarlı olduğunu zannediyorum. Öyle değil mi? Şimdi kimyasal bağları konuşmaya başlayacağız. Kimyasal bağlar, bağı oluşturan atomlarda çekirdek ve elektronların yeniden düzenlenmesidir. Bunun sonucunda bağ atomlarının enerjisi serbest atomlara nazaran düşer. Bildiğiniz gibi daima sistemlerde enerjinin mümkün olduğunca azalmasını isteriz. İki atom bir araya gelerek birleştiğinde enerjisi azalıyorsa orada bir bağ olması mantıklıdır. Bugün kovalent bağları konuşacağız. Bir kovalent bağ, iki farklı atom arasında bir elektron çiftinin ortaklaşa kullanılmasıdır. Kovalent bağda anahtar kelime, bir elektron veya iki elektronun ortaklaşa kullanılması fikridir. Örneğin hidrojen molekülünde bu iki elektron paylaşılmıştır. Birine veya diğerine ait değildir. Bu paylaşma her zaman eşit olmayabilir. Bazen elektronegatiflik nedeniyle bir atom elektron yoğunluğunu daha fazla çekebilir. Ama elektron çiftini eşit olarak paylaşmasalar da ortak paylaşım devam etmektedir. Şimdi kovalent bağı konuşmaya başlayalım. Kimyasal bağın genel tanımına göre iki serbest hidrojen atomu ile mukayese ettiğimizde hidrojen molekülünün enerjisinin düşmesi gerekir. Böyle olup olmadığına bir bakalım. Tek hidrojen atomunun enerjisi eksi 1312 kilojul bölü moldür. Bunu 2 ile çarpalım. Bu durumda 2 hidrojen atomunun enerjisi eksi 2624 kilojul bölü mol olacaktır. Bu enerjiyi hidrojen molekülünün enerjisiyle mukayese edelim. Bulunan değer eksi 3048 kilojul bölü moldür. Evet, gerçekten hidrojen molekülünde enerjinin azaldığını sayılarla göstermiş olduk. Hidrojen molekülünün enerjisi onu oluşturan atomlardan daha düşüktür. Kovalent bağlarda iki özellik üzerinde çok durulduğunu göreceksiniz. Bunlardan biri bağ kuvveti veya bağ enerjisidir. Diğeri ise bağ uzunluğudur. Bu iki çekirdek arasındaki uzaklıktır. Her iki kavramı uzun uzun konuşacağız. Enerji değişimini çekirdekler arası uzaklığın bir fonksiyonu olarak çizersek
gözümüzde daha iyi canlandırabiliriz. Burada moleküller arası uzaklık R ile gösterilmektedir. Bu biraz ironiktir. Atom yarıçaplarını konuştuğumuzda da aynı harfi kullanmıştık. Fakat bu R'ler birbirinden farklıdır. Bunları birbiriyle karıştırmamanız gerekir. Buradaki R, kovalent bağlarda iki farklı çekirdek arasındaki uzaklığa karşılık gelir. Grafiğe bakacak olursak, burada iki hidrojen atomu arasındaki uzaklık enerjinin fonksiyonu olarak çizilmiştir. Bu, herhangi bir kovalent bağda göreceğiniz genel bir eğridir. Bunun nereden geldiğini açıklayacağım. Şuna işaret etmek istiyorum. Sıfır enerjisi çıplak protona karşılık gelen enerjidir. Elektron tamamen uzaklaşmıştır. Tek bir atomdan söz ettiğimizde bu noktayı sıfır enerjisi olarak tanımlarız. Ama kovalent bağlarda başlangıçtaki enerjiyi sıfır kabul ederiz. Çünkü çok geçmeden değişecektir. Ama başlangıçta sıfırdır. Burada belli bir enerjiye sahip iki ayrı hidrojen atomu görülmektedir. Bunların enerji seviyesi çıplak protondan daha düşüktür. Bağ oluşturmaya başladıklarında enerjileri hızla azalır. Burada meydana gelen farklı tür etkileşimleri düşünebiliriz. Atomları bir arada tutan veya bağı oluşturan şey çekim kuvvetidir. Buradaki her bir elektron diğer çekirdek tarafından çekilir ve büyük bir çekim kuvveti oluşur. Bağı bu çekim kuvveti oluşturur. Ayrıca itme kuvvetleri de vardır. Atomları birbirine yaklaştırırsanız elektronlar arasında itme kuvveti oluşacaktır. Eğer iki atomun çekirdeğini birbirine yaklaştırırsanız çekirdek çekirdek itme kuvvetleri meydana gelecektir. Bu grafikte pembe ile gösterilen eğri çok anlamlıdır. Çünkü iki hidrojen atomu arasındaki mesafe uzaksa başka bir deyişle bunlar birbirinden tamamen ayrı iseler aralarında hiçbir etkileşim olmaz. Her iki atomun da enerjileri aynı kalır. Bunlar birbirine yaklaşmaya başladıklarında enerjileri azalmaya başlar. Birbirlerine yaklaştıkça daha çok azalmaya başlar. Çünkü buradaki baskın kuvvet çekirdek ve elektron arasındaki çekim kuvvetidir. Sonunda potansiyel kuyusunun en alt noktasına ulaşılır. Burası elektronlarla çekirdekler arasındaki çekimin en fazla olduğu, enerjinin ise en düşük olduğu yerdir. Bu noktadaki R değeri bağ uzunluğuna karşılık gelir. Bu mantıklıdır. Çünkü bu uzaklıkta enerji en düşük değerine ulaşır. Atomlar birbirine yaklaştıkça karşılıklı olarak çekirdek ve elektronlar arasındaki çekim kuvveti artarken çekirdekler ve elektronlar arasındaki itme kuvveti de artmaya başlar. Bir noktadan sonra itme kuvvetleri baskın gelmeye başlar. Daha da yaklaşırlarsa hem elektron-elektron itme kuvveti hem de çekirdek-çekirdek itme kuvveti hızla yükselir ve sıfıra doğru gider. Buradaki grafiğe baktığımızda söylemek istediğim ilk şey bağ uzunluğu olacaktır. Bağ uzunluğu enerjinin en düşük olduğu yerdeki R uzaklığıdır. Ayrıca ayrışma enerjisinden de bahsedeceğim. Buradaki mesafedir. Ayrışma enerjisi bağ uzunluğuna karşılık gelen enerji değeridir. Ayrışma enerjisi anlamı bakımından oldukça sezgiseldir. Bir molekülü atomlarını ayrıştırmak için veya parçalamak için vermemiz gereken enerjidir. Hidrojen molekülü için ayrışma enerjisini nasıl hesaplayacağımızı düşünebiliriz. Şimdi bunu yapalım. Hidrojen molekülünün ayrışması, hidrojen-hidrojen bağının tam ortadan ikiye ayrılarak iki tane hidrojen atomunun elde edilmesi demektir. Hidrojen atomunun enerjisini bilmemiz gerekir. Ayrışma enerjisi eşittir. -2624 kilojoule bölü mol eksi hidrojen molekülünün enerjisi -3048 kilojoule bölü mol eşittir hidrojen molekülünün ayrışma enerjisi 424 kilojoul bölü moldür. Anlamı şudur. Hidrojen molekülündeki bağı
iki parçaya ayırıp iki tane hidrojen atomu oluşturmak için vermemiz gereken enerjidir. Ayrışma enerjisinden bahsetmenin diğer bir yolu bağ kuvvetinden bahsetmektir. Her ikisi de aynı şeydir. Birbirine eşittir. Hidrojen molekülünün ayrışma enerjisi ve aynı zamanda hidrojen molekülünün bağ kuvveti artı 424 kilojül bölü moldür. Ayrışma enerjisi veya bağ kuvvetini doğrudan grafiğe alabiliriz. Daha önceden de söylediğim gibi tek bir atomu konuştuğumuzda daima bir elektronun tamamen uzaklaştığı durumu sıfır enerji olarak tanımlarız. Ama kimyasal tepkimelerden bahsettiğimizde bu durum çok nadirdir. Kimyasal tepkimelerde genellikle sıfır noktası enerjisi bağın parçalanıp atomlarına ayrıldığı yere konur. Çünkü tepkimelerde bizi ilgilendiren durum budur. Şimdi grafiğimizi değiştirelim, sıfır noktasını iki hidrojen atomunun bulunduğu yere koyalım. Böylece grafikte hidrojen molekülünün negatif ayrışma enerjisini hemen görebilirsiniz. Değeri eksi 424 kilojül bölü moldür. Bu grafik bize bağ kuvvetini doğrudan mukayese etme imkanı verir. Örneğin hidrojen molekülündeki bağ kuvvetini başka bir moleküldeki bağ kuvveti ile karşılaştırabiliriz. Örnek olarak hidrojen molekülü ile azot molekülünün grafiklerini üst üste koyalım. Azot molekülü bu grafikte yeşil noktalı çizgilerle gösterilmiştir. Bu grafikte azot molekülünün iki azot atomuna parçalandığını görüyoruz. Bu grafikle azot molekülü ve hidrojen molekülündeki bağların kuvvetini ve ayrışma enerjilerini doğrudan mukayese edebiliriz. Sizce bu bağlardan hangisi daha kuvvetlidir? Azot-azot bağı mı yoksa hidrojen-hidrojen bağı mı? Evet, azot-azot bağı daha kuvvetlidir. Bu grafiğe baktığımızda nedenini görüyorsunuz. Azot molekülünün potansiyel kuyusu hidrojen molekülünden daha aşağıdadır ve bağ daha sağlam olmalıdır. Çünkü daha kararlıdır ve molekül oluşurken açığa çıkan enerji daha fazladır. Bağ uzunluklarını da düşünebiliriz. Sizce hangi bağ daha kısadır? Hidrojen-hidrojen tekli bağı mı yoksa azot-azot üçlü bağı mı? Bu bilgiyi grafikten doğrudan alabiliriz. Azot molekülündeki yarıçap daha kısadır. Buna göre azot-azot üçlü bağı daha kısa olmalıdır. Aslında bunun için grafiğe bakmamıza gerek yoktur. Çünkü bir bağ kuvvetli ise aynı zamanda daha kısadır. Bu ikisi arasında bir korelasyon vardır. Daha sonra bir şey daha göreceğiz. Mesela üçlü bağ ikili bağdan daha kısadır. O da tekli bağdan daha kısadır. Azot-azot tekli, ikili ve üçlü bağından bahsedecek olursak en kısası azot-azot üçlü bağıdır ve tabii ki daha kuvvetli olacaktır. Kovalent bağlardaki temel fikir budur. Bir molekülü konuşmaya başladığımızda bunları temsil edecek bir yolun bulunması önemlidir. Bir molekülün kısa yazılışı olmalı ve baktığımızda bağın ne olduğunu anlamalıyız. Mesela burada azot molekülü ve hidrojen moleküllerini yazdım ama aynı zamanda tekrar açık şekilde yazmak zorunda kaldım. Örneğin hidrojen-hidrojen arasında tek bağ var ve azot-azot arasında üçlü bağ var. Bir kimyacı baktığında azot-azot arasında üçlü bağ olduğunu görebilmelidir. Bunun nasıl yazılacağını henüz tam olarak görmedik. Şimdi başka bir konuya başlayalım. Değerlik elektron dizilişinin ne olduğunu görelim. Bunlara herhangi bir moleküldeki tekli, ikili ve üçlü bağlar da dahildir. Bunu yapmak için Lewis yapıları konusuna bir giriş yapacağım. Bundan sonraki derste ayrıntılı olarak göreceğiz. Şimdi sadece tanıtacağım ve bir başlangıç yapacağım. Çoğunuz lisede Lewis yapılarını kullanmışsınızdır. Fakat burada daha çok Lewis yapılarının ne anlama geldiğini düşüneceğiz. Sizi temin ederim. Lewis yapıları basitçe bir molekülde bağların organize olma özelliğidir. Lewis yapılarının yazılmasında ana fikir moleküldeki her bir atomun dolu değerlik kabuk oluşturmasıdır. Örneğin hidrojen-hidrojen bağında her bir hidrojen atomu dolu kabuk oluşturmalıdır. G.N. Lewis bu fikri ilk kez ortaya atan saygın bir bilim adamıdır. Bu fikri şu şekilde de ifade edebiliriz. Molekülün değerlik elektronları moleküldeki her bir atom etrafında 8 elektron olacak şekilde yerleşirler.
Yani moleküldeki her bir atom oktetini tamamlar. Bu tam dolu değerlik kabuğu ile aynı şeydir. Lewis bunları çok önceden fark etti. Kuantum mekaniği daha sonra bunların orbital olduklarını söyledi. Dolu değerlik kabuğunun anlamı şudur. Atomların sadece s ve p orbitallerini dikkate alırsak toplam 4 orbital olacak ve her orbitale 2 elektron konduğunda tam dolu değerlik kabuğu oluşturmak için toplam 8 elektron gerekecektir. Tam dolu değerlik kabuğu oluşturma fikri Lewis nokta yapılarıyla gösterilir. Noktalar elektronlara karşılık gelir. Her bir nokta bir değerlik elektronunu temsil eder. Şimdi değerlik kabuğu elektronları ile iç elektronları karşılaştıralım. İç elektronlar çekirdeğe sıkıca tutunmuşlardır ve iç kabukta bulunurlar. Değerlik elektronları en dış kabukta, yani baş kuantum sayısı en büyük olan orbitalde bulunurlar. Lewis yapıları değerlik elektron dizilişinin ne olduğunu düşünmemizi sağlayan bir modeldir. Kuantum mekaniğine dayanmaz. Kuantum mekaniğinden çok önce Lewis tarafından keşfedilmiştir. Lewis bu fikri ilk kez 1900'lerin başlarında ortaya atmıştır. Kuantum mekaniği kavramını kullanmadığına göre bu modeli niçin kullandığımızı sorabilirsiniz. Bunun nedeni inanılmaz derecede doğru oluşudur ve çok kısa zamanda yapı ile ilgili öngörüde bulunmamızı sağlar. Çoğu durumda molekülün elektron dizilişini doğru biçimde verir. Gerçekten çok faydalıdır. Her zaman Schrödinger eşitliğini çözmek istemeyiz. Matematik ve fiziği sevseniz dahi gerçekten molekülleri konuşmaya başladıktan sonra Schrödinger eşitliğini çözmek için uğraşmak istemeyeceksiniz. Lewis yapıları %90 oranında doğru çıkar. Moleküllerin elektron dizilişini kolayca ve doğru olarak öngörebiliriz. Lewis yapılarını bu derste yapmayacağız. MIT'de herhangi bir kimya laboratuvarına giderseniz, 18. bloktaki organik laboratuvarına bakarsanız, yeni moleküllerin sentezlendiğini veya yeni tepkimelerin yapıldığını görürsünüz. Orada açık duran bilgisayarlarda bugün yapılacak tepkimeleri açıklayan Lewis yapılarının çizilmiş olduğunu görebilirsiniz. Şunu demek istiyorum. Kimyada yüksek lisans öğrencileri veya profesörler hala Lewis yapılarını kullanırlar. Bir şekilde yazdıklarını görürsünüz. Belki de organik kimya dersini almışlardır. Bunun geçmişi 1902 yılına dayanır. Lewis Amerikalı bir bilim adamıdır. Amerika'da eğitim görmüştür. 1905'ten 1911 veya 1912'ye kadar MIT'de profesör olarak görev yapmıştır. Bunlar 1902'de yazılmış notlar. Çok iyi göremeyebilirsiniz. Aslında Lewis yapısının ilk şekilleridir. Bunlara kübikal atom denir. Atomları bir küp içinde göstermiştir. Küpün 8 köşesi vardır. Dolu bir küp elde etmek için bu köşelerin doldurulması ve 8 elektrona sahip olması gerekir. Diğer bir deyişle küpün etrafındaki oktetin sağlanması gerekir. Lewis bu çalışmaları ve bu fikri 1916'ya kadar hiçbir yerde yayınlamadı. Bu fikri olgunlaştırmak için ne kadar uzun süre çalıştığı görülmektedir. Aslında o zamanları hayal etmek harika bir şey. 100 yıl önce kimyacılar tam burada MIT'de bir sınıfta oturuyorlardı. Ders hocaları Lewis'ti ve Lewis bu yeni fikrini ileri sürüyordu. Ve bu ders notları henüz hiçbir yerde yayınlanmamıştı. Lewis yapıları molekül yapılarının öngörülmesinde bugün hala kullanılmaktadır. Şimdi bu çalışmaların bazılarına bakalım. Yıllar önce meslektaşlarınız bunun nasıl işleyeceğini düşünebilmişti ki o zamanlar kuantum mekaniği yoktu ve atomların elektron dizilişi henüz bilinmiyordu. Şimdi değerlik elektronlarını konuşalım. Örneğin flor molekülünde oktet kuralını konuşalım. Flor molekülünde iki tane flor atomu mevcuttur. Bunların değerlik elektronlarını etrafına noktalar şeklinde yazmamız gerekir. Şimdi kısa bir clicker sorusu soralım. Flor atomunda kaç tane değerlik elektronu vardır? Hatırlatırım, değerlik elektronları iç elektronlardan farklıdır. Bunlar sadece dış kabukta bulunurlar. Son 10 saniye.
Çok iyi. Bugünkü soruda iyisiniz. Flor atomunun 7 tane değerli elektronu vardır. Notlarınıza geri dönün ve boşlukları doldurun. Bunu bilmenin diğer yolu şu. Buradaki Lewis notlarına bakın. Bu kutuya dikkatlice bakarsanız küpün etrafında 7 nokta olduğunu görürsünüz. Yani 7 değerli elektronu vardır. Flor molekülünde flor atomu kovalent bağ yapmak için 2 elektronu ortaklaşa kullanır. Flor molekülünde her bir flor atomunun etrafında 8 elektron vardır. Yani oktet kuralını sağlamıştır. İlave elektronun nereden geldiğini düşünebilirsiniz. 7 elektron mavi renkte gösterilmiştir. Paylaşılan elektron ise yeşil renklidir. Her bir flor atomu 2 elektronu ortaklaşa kullanarak oktetini tamamlamıştır. Oktet kuralı bütün atomlar için kullanılır. Bu kuralın bazı istisnaları vardır. Bunu daha sonra göreceğiz. Buradaki en büyük istisna hidrojen atomu ile ilgilidir. Hidrojen atomu 2 elektron ile kararlı hale geçer. Bu çok anlamlıdır. Çünkü bildiğimiz gibi hidrojen sadece bir s orbitaline sahiptir. Bunun dolması için 2 elektron yeter. Buna dublet kuralı adı verilir. Lewis yapılarında elektronlar hangi işlevi görüyorsa ona göre isimlendirilirler. Örneğin hidrojen klorür molekülünde iki tür elektron vardır. Bağ elektronları ve yalın çift elektronları. Hidrojen klorür molekülünde klor atomu kaç tane bağ elektronuna sahiptir? Karışık cevaplar vermişsiniz. Doğru cevap 2 bağ elektronu olacaktı. Bazılarınızın 1 dediğini işittim. Bu iyi bir tahmin. Fakat unutmayın, paylaşılan elektronu da dikkate almanız gerekir. Bu 2 elektron klor atomuna aittir. Ama aynı zamanda hidrojen atomuna da aittir. Fakat aslında daha çok klor atomuna aittir. Bu 2 elektronu her iki atom ortaklaşa kullanır. Peki kaç tane yalın çift elektronu vardır? 6 ve 3 dediğinizi duydum. Her ikisi de bir bakıma doğru. 6 tane yalın çift elektronu var. Bu aynı zamanda 3 tane yalın çift demektir. Bunların Lewis yapılarını çizmek için bugün veya herhangi bir gün bu kuralları okumayacağız. Bunları kendi kendinize okuyabilirsiniz. Bunun yerine bu kuralları bir örnek üzerinde uygulayacağız. Pazartesi günü Lewis yapısı kurallarını en basit örnek olan metan molekülü üzerinde uygulayacağız. Bu hafta sonu çalışmayı unutmayın. Dersin web sitesinden ilave problemleri alabilirsiniz.